أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله رسولünün edep ve hayası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüksek sesle konuşmazlardı. İnsanların yanından yavaşça ve tebessümle geçerlerdi. Hoşlanmadıkları kaba bir söz işitince insanların yüzlerine karşı bir şey söylemezlerdi. Yüz ifadeleri kendisinin halini yansıttığı için etrafındakiler konuşmalarında ve hareketlerinde ihtiyatlı olurlardı. Yüksek haya duyguları sebebiyle kahkaha ile gülmemişlerdi. Yalnız tebessüm halinde bulunurlardı. Sahabilerin ifadesine göre örtüsüne bürünen bir genç kızdan daha hayalı idiler. Hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: haya imandandır ve hayalı olan kimse cennettedir. Hayasızlık ise kalbin katılığındandır. Kalbi katı olan da cehennemdedir. Diğer bir hadis-i şeriflerinde de haya ve iman bir aradadır. Biri gittiğinde diğeri de gider. Bir üçüncü hadis-i şerifinde de sallallahu aleyhi ve sellem, kaba söz ayıptan başka bir şey getirmez. Haya ve edep de girdiği yeri süsler buyurmuşlardır. Gerçek haya, dünya sevgisini kalpten çıkarmaya vesile olan ölümü hatırlamakla elde edilir. Hazreti Peygamber aleyhisselam ashabına daima Allah'tan hakkıyla haya etmelerini emrederdi. Bir defasında onların Rablerine karşı haya sahibi olduklarını hamd ile ifade ettiklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerçek hayanın vücuttaki bütün uzuvları haramlardan korumak, ölümü hatırdan çıkarmamak olduğunu beyan buyurdular. Ardından ahireti arzu eden kimsenin dünya sevgisini terk etmesi gerektiğini de belirterek, ancak böyle yapanların Allah'tan hakkıyla haya etmiş olabileceğini söylediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimsenin yüzüne dikkatle bakmazdı. Yere bakışı semaya bakışından daha çoktu. Hayası ve yüksek şahsiyeti sebebiyle kimsenin hatasını yüzüne vurmazdı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin ifadesiyle kendisine birisinden hoşlanmadığı bir söz ulaştığında "Falana ne oluyor ki şöyle şöyle söylüyor?" demez de "Bazı kimselere ne oluyor ki şöyle şöyle söylüyorlar?" buyururdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen de muhataplarının hatasını onlara yakıştıramadığını hissettirmek maksadıyla "Bana ne oluyor ki sizleri böyle görüyorum?" buyurur ve zarif bir üslup ile ikaz ederlerdi. Nasihat ederken bile muhatabının üzülmemesi ve darılmaması için adeta titreyen o şanı yüce peygamber aleyhisselam ulvi bir merhamet abidesiydi. Salat ve selam Efendimiz'e, al ve ashabına, ehli beytine olsun. Bizi de onun izinden ve yolundan ayırmasın. Amin. Bi hormeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.